Milli devlet, sosyal devlet projelerinin sahibi, milli ekonomi modelinin sahibi. Profesör Doktor Haydarbaş yayınladığı mesajda tüm İslam aleminin mübarek Mevlid kandilini tebrik etti. Profesör Doktor Baş kandil mesajında şunları ifade etti. Bu gece kainatın efendisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyayı şereflendirdiği bir gecedir duaların ve ibadetlerin kabul olduğu, ruhların cuğuşa geldi, dostlukların pekiştirildi, kırgınların barıştı, yakınların ziyaret edildi, şu heda başta olmak üzere tüm ölülerimizin hatırlandığı maneviyat yüklü bu gece hepimiz için çok önemli bir fırsattır. Özellikle ülke olarak kritik bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde yüce milletimizin bu önemli fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğinden şüphemiz yoktur. Kandil mesajında Türk milletinin Hazreti Muhammed aşkına da vurgu yapan Profesör Doktor Haydarbaş, Türk milleti peygamber aşığı yüce bir millettir. Bu sevdamızı yüreklerimizde diri tutalım. Ne pahasına olursa olsun asla kaybetmeyelim. Zira Hazreti Muhammed'e olan sevdamızı yitirirsek imanımızı, kimliğimizi, vatanımızı ve medeniyetimizi yitiririz. İnsanlık tablosu içinde Türk milletinden başka askerine Peygamberimiz Hz. Muhammed'in adını Mehmetçik olarak veren bir başka millet yoktur. Bu soylu haslete ve asalete bir başka milletler rastlamak mümkün değildir. Milletimizin gözünü kırpmadan uğruna can verdiği şehadet rütbesi, o kutlu elçinin Yüce Allah'tan bize getirdiği en büyük mertebelerden ve rütbelerden biridir. O rütbeyle, o sevdayla Çanakkale'yi ecnebiye geçilmez kıldık. O rütbe ve o inançla kurtuluş destanları yazdık. O rütbeye ve o inanca olan sevdasıyla bu yüce millet gerektiğinde daha nice destanlar yazar ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Baş Kandil mesajını şöyle noktaladı. Bugün yüce milletimizi dinler arası diyalog ve medeniyetler arası ittifak senaryolarıyla işte bu hak olan inançtan, bu yüce rütbeden ve bu peygamber sevdasından kopartmak isteyenler gerçekte vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, namusumuza, medeniyetimize ve tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza göz dikenlerdir. Bunlar mukaddesatımızı ecnebilere peşkeş çekmeyi misyon edinmiş olan pervasız taşeronlardır. Mevlid Kandili münasebetiyle yüce milletimize bu önemli gerçeği tekrar hatırlatmayı hayati bir görev olarak kabul ediyorum. Bu duygularla yüce milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, birliğe, beraberliğe, esenliğe ve berekete vesile olmasını ve tüm insanla güzellikler getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.